Libya krizi Almanya'nın başkenti Berlin'de masaya yatırıldı. Zirveye Libyalı tarafların yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke ve uluslararası kuruluşlar katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığındaki zirve katılımcı ülke liderlerinin fotoğraf çekimiyle başladı. Çekimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de yer aldı. Zirve devam ederken Hafter'e bağlı grupların Fizan'da bulunan iki petrol sahasından akışı durdurduğu açıklandı. Bu iki sahanın kapatılması Libya'dan bütün petrol akışının kesilmesi anlamına geliyor. Yaklaşık 4 saat süren zirvede Libya'ya silah ambargosu uygulanması ve çözüm sürecini harekete geçirecek adımların atılmasının yanı sıra mevcut ateşkesi kalıcı hale getirmek amacıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden ve Libya Ulusal Ordusu'ndan beşer subayın yer alacağı askeri bir komite oluşturulmasına karar verildi. Zirveden sonra açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Bugün Libya'da tüm sorunları çözemeyeceğimizi biliyorduk. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verilmesi önemliydi," dedi. "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik," diyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Berlin'de liderler Libya krizinin barışçıl biçimde çözülmesi için güçlü bir mesaj verdi. "Libya'da askeri çözüme yer yoktur. Tüm katılımcılar konuya, daha fazla müdahil olanlar da dahil, buna birkaç kez dikkat çektiler. Libya'da askeri çatışma veya ülkenin iç işlerine karışmaktan kaçınılacak. Tüm aktörlere çatışmayı alevlendirecek eylemlerden uzak durmaları çağrısında bulunduk," ifadelerini kullandı. Zirvenin sonunda ise 55 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede öne çıkan başlıklar şunlar: merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz. Bu çerçevede polis ve askeri güçler tek otorite altında birleşmeli. Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurulması için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir uluslararası izleme komitesi oluşturuyoruz.